Yücel Koç, direksiyonu sakın verme. İler kaybedeli çok olmuş da kötülerle daha kötüler arasında tercih yapmamız gerekiyor sanki. Dün Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'ydi kurban, bugün Ukrayna. Yarın kim bilir hangi coğrafya. Etrafımız kan gölü. Fırınları, okulları, hastaneleri bombalayan, milyonları göçe sürükleyen bir vahşetin tam ortasındayız bize doğrudan saldıramadıklarından taşeronlarıyla yıllardır aralıksız çatışmaktayız. Hemen sınırımızda terör örgütüne devlet kurdurmaya çalıştılarsa da fırsat vermeden gereğini yaptık. Zannetmeyin ki vazgeçtiler. Onlar daha fazlasını hazırlansalar da teyakkuzda ve hepsine hazırlıklıyız. Sahada vaziyet buyken tuhaf olan şu. Bunca şeyi görüp yaşayıp toplum olarak iki gün sonra unutmaktayız. Hele her şeyi göre göre dış güç mü o da ne diyenler yok mu? Bir de bu süzme ahmak ve hainlerle uğraşmaktayız. Ukrayna'ya ilk 2015 sonunda gitmiştim. Zaporijya'da hemen 100 km ötemizdeki Donbas bölgesinde yaşanan çatışmaları dinlemiştim uzun uzun. Bu ay başında Cumhurbaşkanımıza Kiev'e gittiğimizde yine gündemlerinde savaş vardı. Hep tüken üstünde el tetikte bir ülke. Korku ve endişe bu ülkenin iyiliklerini işlemiş sanki, nasıl işlemesin ki? İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna tarihi müzesini gezdirdiler bize. Hitler askerliğinin canavar ateş topları mı dersin, giyotinler mi, insan derisinden yapılan eldivenler ve yine insandan mamul sabunlar mı? Yıllarca bağımsızlık mücadelesi vermiş, Rusya'nın bitmek bilmeyen baskısından bunalmış halk 2014'teki devrimle umudunu Batı'ya bağlamış ama ona da güven nereye kadar? Tırnağın varsa başını kaşı, işte durum ortada. Önce Kırım'ı kaybettiler, sonra Donetsk ve Luhansk'ı. Mevcut devlet başkanı oranın Cem Yılmaz'ıymış bir zamanlar. Hem rüşveti engeller hem de bizi Batı'ya entegre eder umuduyla göreve getirmişler. Batı ülkeleri böyle bir fırsattan elbette istifade eder. Lakin kendi menfaatleri doğrultusunda mı ilerler? Yoksa o toplumun faydasına mı görmek istiyorsanız sonuç ortada. Ne Ukrayna devleti Rusya ile baş başa kalmayı isterdi ne de Ukrayna halkı. Batı o ülkeyi hiç düşünmeden sizi NATO üyesi yapacağız korkmayın arkanızda biz varız vadiyle gazladı gazladı. Ukrayna hükümeti hiç istemediği halde Rusya elipleri alabildiğine gerdi ve nihayetinde Rusya'yı Ukrayna sınırına yığdı. Batı ne asker yolladı Ukrayna'ya ne de dişe dokunur silah yardımı yaptı. Düşünün Suriye sınırımızda PKK'ya devlet kurdurmak için bile neler yaptılar halen de yapıyorlar. Hazır kurulmuş devlete ise bırakın asker silah göndermeyi, diplomatik elçilerini bile çekip kaçıyorlar. Neymiş? Ambargo uygulayacaklarmış. Putin bunun hesabını yapamayacak sanki. Daha iki hafta önce Çin'le anlaşıp bunun tedbirini aldı, batıya meydan okuyan ortak bildiri bile yayınladı. Kazakistan'ın ardından Ukrayna'da da hamlesini yapıp sadece lafta değil sahada da var olduğunu gösterdi. Avrasya'da Çin ve Rusya ile birlikte büyüyen bir başka güç daha var o da Türkiye. Hem askeri hem ekonomik hem de siyasi güç olarak. Savaşsa savaş, son örneği kardeş Azerbaycan'a destek verdiğimiz Karabağ. O bölgeyi de gittim, gördüm. Tam bir destan. Başka neler yaptık? Suriye, Libya, Irak. Batı bu coğrafyada giderek zayıflarken Türkiye hiç istemeye istemeye yeniden yanaşmak zorunda kaldıkları dost ülke. Lakin ciddi endişeleri var. Onlara kuklu olmayan, emirlerine biat etmeyen, ne olursa olsun kendi ülkesinin menfaati önünde ilerleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zaten başlarına bela olmuştu, bir türlü deviremiyorlardı bir de başkanlık sistemini getirip ipleri hepten ellerinden aldı. Hatırlayın sanki onların sistemini değiştiriyormuşuz gibi nasıl ciyaklamışlardı. E 200 yıllık emekleri çöp oldu. Şimdi kuklalarına direksiyonu yeniden ellerine sunmayı vaat ettiriyorlar. Rus lider Putin'in Ukrayna'ya girmeden önce yaptığı açıklamayı dinleseydiniz eğer aslında kendi ülkesi adına doğru şeyler yaptığını görmüşsünüzdür. Biz nasıl ki sınırımızda tehdide izin vermiyorsak o da kendince benzer bir refleks gösteriyor. Aradaki tek fark Suriye'de yaptıkları vahşet gibi, ülkesinin tarihte sivillere uyguladığı toplu kıyımı, insanlık dışı muameleleri es geçmesi. Hem Batı'nın hem Rusya'nın kadrine uğramış bir millet olarak biz her ikisini de iyi biliriz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok sözü dilimize yerleşmişse bu bir tecrübenin neticesidir. Elbette herkese belirli seviyede işbirliği yaparız ama binlerce yıllık tecrübeyi de yabana atmadan. Maalesef açığımız şuradaki direksiyona sadece seçmeni oturtan başkanlık sistemini kaldırmayı vaat etmekle kalmayıp İngiliz ajansı Reuters'a konuşup açık açık batıya iktidara gelirsek S-400'ü geri vereceğiz ve Suriye'den çekileceğiz sözü veren CHP gibi bir derdimiz var. Üstelik yalnız da değil 40 yıldır mücadele verdiğimiz terör örgütünün partisi yanında kimi milliyetçileri kimi muhafazakarları temsil ettiğini iddia eden irili ufaklı partiler de aynı masada. Ve bunlar ciddi ciddi iktidar hesapları yapıyor. Düşünsenize Moskova'da böyle partiler olsa Rusya ne hale gelirdi? Bunlar Türkiye'de yeniden direksiyona ele geçirir mi dersiniz orasını bilemem elbet. Ama sonrasında neler olacağını az çok söyleyebilirim ki zaten kendileri ne yapacaklarını anlatıyor. İşte batıya bel bağlayanların da durumu ortada. Bundan sonrası artık toplumun bileceği iş. Direksiyonda sizde, kararda. Yücel Koç Levent Yılmaz. Ukrayna-Rusya krizi bağlamında dolar ve Swift hegemonyası. Bir süreden bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin bölgeye ve dünyaya yansımalarını konuşuyoruz. Geçtiğimiz pazartesi Putin'in yaptığı açıklamalarla gerilimde yeni bir döneme girildi. Ama ben bugün konunun uluslararası ilişkiler boyutunu ve nedenlerini uzmanlarına bırakarak meselede enerji ve ekonomi boyutu üzerinden yeni bir tartışma açmak istiyorum. Bu tartışmada herhangi bir tarafın haklı veya haksız yorumu olmadan mevcut gelişmeler üzerinden bir vakayı izah etmeye çalışacağım. Bretton Woods ve dolar Takvimler 1944 yılının Temmuz ayını gösterdiğinde, bugünkü yerleşik iktisadi anlayışın en önemli unsurlarından birisi olan Bretton Woods anlaşması imzalandı. Anlaşmaya da ismini veren Bretton Woods konferansının ana gündem maddesi, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında kambiyo rejiminin nasıl olacağıydı. Yapılan müzakereler neticesinde savaşın da kazananı olacağı öngörülen ABD'nin planı hayata geçti ve IMF ile Dünya Bankası'nın kurulması da dahil olmak üzere bir dizi karar alındı. Alınan kararlarla birlikte anlaşmaya imza atan ülkeler bir ons altını 35 ABD dolarına sabitleyerek dolar karşılığı sabit bir döviz kuru rejimini kabul ettiler. Böylelikle ABD doları küresel rezerv para olarak kabul görmeye başladı. Her ne kadar 1971'de ABD Başkanı Nixon dolar rezervlerini altına çevirme zorunluluğunu iptal ettiğini açıklasa da ABD doları küresel ticarette kullanılan yegane para birimi ve rezerv para olma konumunu çoktan elde etmişti. Nedir bu Swift? Swift terimi aslında dünya çapında bankalar arası finansal telekomünikasyon derneğinin İngilizcedeki baş harflerinden oluşuyor. Swift dünyadaki bankaların arasında yapılan elektronik fon transferi için standart sağlayan bir sistemdir. 1973'te kurulan ve fiilen 77'de çalışmaya başlayan bu sistem olmadan bankalar arası uluslararası para transferi mümkün olmamaktadır. Rusya ve Swift Şimdi yazımın başlığı ile önceki iki bölümde izah ettiğim kavramlar arasındaki ilişkiye gelelim. Bildiğiniz üzere Rusya Avrupa Birliği için oldukça önemli bir enerji tedarikçisi. Yani Rusya Avrupa Birliği ülkelerine doğalgaz ve petrol satıyor. Bu ticaret neticesinde Rusya'ya yapılacak ödemeler müşteri olan AB ülkesindeki bir banka hesabından Rusya'daki bir bankanın hesabına SWIFT sistemi ile aktarılıyor. Yani SWIFT sistemi olmadan Rusya ödeme alamaz. Rusya'nın hali hazırda SPFS adında yeni bir alternatif geliştirdiğini ancak çok yaygın kullanımı olmadığını not edelim. Son günlerde artan Rusya-Ukrayna gerilimi ile ABD ve AB'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulaması gündeme gelmiş ve bu yaptırımlardan birisinin de Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması olduğu konuşulmuştu. Tabii ki buradaki temel amaç Rusya'nın tüm gelirleri içinde oldukça önemli bir yeri olan doğalgaz ve petrol satışından doğan alacaklarını tahsil etmesinin önüne geçmek ve Rusya'nın ithal ettiği ürünlerin bedelini ödemesini zorlaştırmak. Ekonomi güvenliği ve ekonomik silah Elbette AB'nin enerji talebinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde AB'nin çıkarlarını gözeterek söz konusu yaptırımdan şimdilik vazgeçilmiş gibi görünse de aslında 1944'te ABD'nin kurduğu sistemin ve sonrasında 77'de devreye alınan Swift mekanizmasının ülke ekonomilerine karşı nasıl bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki bu sadece Rusya'ya has değil. Daha önce ülkelerin ekonomi güvenliğini tehdit eden bu tarz yaptırımlar İran başta olmak üzere pek çok ülkeye uygulanmıştı. Yukarıda da belirttiğim gibi burada Rusya haklı veya haksız tartışması yapmıyorum. Benim esas yapmak istediğim Batı merkezli kurulan küresel finansal sistemin ve onun enstrümanlarının zamanı gelince bir silah gibi kullanılması meselesine dikkat çekmek. Levent Yılmaz